Herkese kanalımdan sevgiler, selamlar sunuyorum. Ekranda görmüş olduğunuz gibi bugün sizlere sahurda yapıp yiyebileceğiniz pratik bir çörek tarifiyle geldim. Çöreğimizin yapımına gelin hep birlikte hem yapalım hem de izleyelim. İlk önce 1 kilo ıspanağımızı yıkadım. Suyu süzüldü ve yapraklarını aldım. Blender'dan püre haline getiriyorum. Tekrar kalan yapraklarımızı da aldık. Hepsini püre haline geldikten sonra geniş yoğurma kabına alıyorum. Kabıma ıspanaklarımı döktüm ve blenderda kalan ıspanaklara bir su bardağı su ekleyip ilave ettim. 2 adet yumurta ilave ediyorum. Süt ekliyorum. Bardağımız 200 ml ölçümüz. Toplamda 3 su bardağı süt ilave ettim. 1 su bardağı dolusu sıvı yağ ekliyorum. İki paket kuru maya ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı tepeleme toz şeker ilave ettim. Ve kaşığımızla eriyene kadar karıştırıyorum. Son olarak da bir yemek kaşığı tuz ilave edeceğim. Yemek kaşığını fazla doldurmadım. Ispanak olduğu için çöreğimiz tuzlu olur. O yüzden tuzu daha da az eklerseniz iyi olur. Ve mikserimizle güzelce karıştırıyorum hepsini. Eriyene kadar, özellikle de içindeki maya erimesi lazım. Tüm malzemelerimiz güzelce karıştı ve un eklemeye başladım. Aldığı kadar un ekleyeceğiz. Burada yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Yoğurmadan kaşığımızla yoğuracağız, elimizle değil. Kek kıvamında bir hamur elde edeceğiz. Unumuz sıçrıyor. Gördüğünüz gibi kaşığımızla toparlayıp daha sonra mikserle çırpmaya devam edeceğim. Ve hamurum toparlandı. Kaşığımızla özleşene kadar yoğuruyorum. Kıvamını görüyorsunuz. Bu şekilde yoğuracağım. Ve kapağını kapatıp mayası gelene kadar bekleyeceğim. Yaklaşık 1 saati buluyor mayalanması.
Ve gördüğünüz gibi mayalandı. Aradan 1,5 saat kadar geçti. Ve borcamımıza yağlı kağıt seriyorum. Biraz sıvı yağ alacağım. Elimi sıvı yağa batırıp hem tepsimizin altına sürüyorum. Hem de hamurumuzu rahat alabilmek için elimizi yağa batırıyoruz. Bu şekilde tepsime ölçülü bir şekilde hamurumdan alıyorum. Ve elimi yağa tekrar bulayıp hamurumu dağıtacağım. Tepsimin her tarafına gelecek şekilde dağıttım ve üzerine yumurta sarısı süreceğim. Beyazıyla birlikte çırpıyorum. İnanın çok pratik, oklavasız, uğraştırmayan çörek tarifimiz. Sahurda sıcacık yapıp yemenizi sizlere tavsiye ederim. Ve üzerini siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben çörek otu ve susam kullandım. Tekrar tepsi mayası vermenize gerek yok. Direkt fırınınıza atıp pişirebilirsiniz. Videolarımı buraya kadar izlemişseniz ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve sağ üst köşede zil butonunu mutlaka açın. Attığım bütün videolardan haberdar olacaksınız. Ve çöreğimiz gördüğünüz gibi hazır. Sıcak sıcak üzerine ben hakiki el yapımı tereyağı sürüyorum. Beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar, yorumlarınızı. Bugün sizlere sahurda yapıp yiyebileceğiniz pratik ıspanaklı çörek tarifiyle geldim. Çöreğimizin iç dokusunu size şöyle göstereyim. Kesinlikle hamur olmuyor, yumuşacık. Ve ben bir parça kestim. Görüyorsunuz yumuşacık. Hem üstü hem de altı gayet güzel pişti. Şöyle göstereyim tekrar çevirip. Görüyorsunuz kesinlikle hamur olmuyor. Hem sağlıklı hem vitamin deposu bir çörek mutlaka yapın derim. Ve bugün de videomun sonuna geldim. Bir dahaki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Takipte kalın canlar.